arkadaşlar, sevgili öğrenciler, değerli konuklar, hoş geldiniz. Bugün çok özel bir etkinlikle bir aradayız. Sevgili Gürhan hocamızın ölümünün 4. yılında onun anısına düzenlediğimiz bir etkinlik. Gürhan Hoca hem eğitim camiasında, hem oda camiasında, hem de tabii ki daha geniş mimarlık camiasında bilinen, çok sevilen, tanınan bir figürdü. Hem İzmir ölçeğinde, hem Türkiye ülke ölçeğinde. Ve aramızda da çoğumuzun yolu ya okulda, 9 Eylül Mimarlık Fakültesi'nde, ya odada, mimarlar odasında, ya da çeşitli etkinliklerde Gürhan Hoca'yla kesişmiştir. Her zaman kendisinin hoş sohbetinden ve bilgilerinden yararlanma fırsatı bulduk. Bunun için kendimizi çok her zaman şanslı saydık. Ama tabii aramızda gençler de var, öğrenciler var, yeni nesil var. Belki birebir sohbet, muhabbet etme imkanı bulamayanlar var Gürhan Hoca'yla. Ama yine onlar da çok şanslı, çünkü Gürhan Hoca gerçekten çok üretken bir insandı. Yani sayamayacağımız kadar çok yazılar, makaleler, mesleki, sanatsal, kültürel, çok geniş yelpazede yazılara, kitaplara sahip bir insandı. Dolayısıyla yeni nesil de onu bu yazılarıyla, kitaplarıyla tanımaya, tanıma fırsatına sahip olduğu için gerçekten onlar da bizim kadar şanslı. Bu açıdan aslında insanların bu üretkenlikleri belki bu gibi zamanlarda daha iyi anlaşılıyor, değeri. Bu açıdan yine Gürhan Hoca'yı saygıyla, sevgiyle tekrar anıyoruz. Bugün edebiyat ve mimarlık hakkındaki bir sorgulamayla ya da düşünce jimnastiğiyle Gürhan Hoca'yı anmayı istedik. Biliyorsunuz Gürhan Hoca her zaman ya da çoğu zaman edebiyatla farklı alanları birleştirmeyi, mimarlıkla farklı alanları birleştirmeyi seven bir insandı. Hatta hep kendi aramızda da derdik, Gürhan Hoca her zaman bir şey ve mimarlık yazar. İşte edebiyat ve mimarlık, teknoloji ve mimarlık. Hep mimarlığı ve ile bir şeylere bağlamaya, birlikte düşünmeye, o birlikte düşünmeden yeni bilgiler, yorumlar üretmeyi seven bir insandı. Biz de yine kendisinin herhalde seveceği bir etkinlikle onu anmak istedik. Onun için edebiyat ve mimarlık ilişkisi üzerinden bir etkinlik düzenlemek istedik. Etkinliğimizi Sayın Hocamız Hikmet Gökmen modere edecek. Ve yazar, mimar, aynı zamanda Hikmet Akarsu ve Zeynep Tuna Ultal da bize düşüncelerini, yorumlarını aktaracak bu konu hakkında. Kendilerine şimdiden çok teşekkür ediyorum ve sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. Başlıklı söyleşimizin ikincisine hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu etkinliklerin dün ilkini hep beraber birlikte keyifle Murat Hanmungan'ı dinleyerek yaşadık. Ondan bir şeyler öğrendik. Mutlaka herkese farklı şekilde dokundu. Bugünkü etkinliğimiz saygıdeğer hocamız Sayın Gürhan Tümer'in anısına düzenlendi. 4 yıl önce aramızdan ayrılan mimar, eğitimci ve yazar olarak tanıdığımız Gürhan hocamız, sakin, alçak gönüllü, öğretici ve bilge kişiliği ile bizlere hep örnek olmuştur. Sevgili hocamız bizleri hep düşündürttü. Onunla konuşmak, sohbet etmek, bir denize dalmak gibiydi. Ve mimarlık diye yarattığı başlıklar ile bizlere mimarlığa başka pencerelerden bakmayı öğretti. Farklı olasılıkları düşünmemizi sağladı. Onun için ve mimarlığın en önemli başlığı edebiyat ve mimarlıktı. Bu
konuda çok yazdı, çok çalışmaları ile çok kişiye yol gösterici oldu ve hala da öyle. 2007 yılında yazdığı Edebiyat ve Mimarlık kişisel bir öykü başlıklı yazısında şöyle demiş hocam, rahatlatan çözüm. Sonra bir gün bir şeyler oldu, bir şimşek çaktı kafamda ve o şimşeğin ışığı beni aydınlattı. O aydınlıkta şunu gördüm, edebiyatla mimarlığı birleştirebilirdim. Edebiyattaki mimarlığı, mimarlıktaki edebiyatı araştırabilirdim. Bir başka deyişle, okuyacağım kitaplarının tümünü değilse de bir bölümünü, eğer dikkatli bir seçim yaparsam, büyükçe bir bölümünü mimarlıkla ilgili çalışmalarımda kullanabilecektim. Bu planım boşa çıkmadı. Mimarlığı edebiyata bağlamam beni düş kırıklığına uğratmadı. Edebiyatçıların yapıtları insanı anlattığı ve insanın yaşamı, eylemleri mekanlarda, çoğunlukla da mimari mekanlarda geçtiği için hiç malzeme sıkıntısı çekmedim. Victor Hugo'nun Notre Dame Paris adlı romanında adı üstünde o ünlü gotik katedral çıktı karşıma. Emil Zola'nın Paris'in karnı koymuştu romanlarından birinin adını. Çünkü Paris'te mimarlık tarihinde de önemli bir yapı olan Haller'de geçiyordu. Anısına saygıyla ve özlemle. Evet, konuşmanın bu kısmı benim için zordu. Güran Hoca'yla 78 yılında öğrencisi oldum. 83 yılından itibaren de asistanı oldum. Sonra da dost olduk. Gerçekten dost olduk. Yani çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Güvendiği bir kişiydim. Çok şeyi son yıllarda paylaştık. Ama çok şey öğrendik. Ve hala da onun öğretileri üzerinden, bu sadece mimarlık stüdyolarında değil, insanlığı, insanlara davranmayı, stüdyoda öğrenciye davranmayı, bir alana başka türlü bakmayı, gerçekten çok şey öğrendik. Çok teşekkür ediyorum. Mutlaka hissediyordur, bizimle beraberdir. Evet, bugün edebiyatta mimarlık konuşacağımız iki tane konuğumuz var. Bizleri kırmayıp bu etkinliğe katıldıkları için kendilerine ve bu etkinliğe sponsorluk yapan YEM yayınına da çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımızdan romancı, öykü ve hicir yazarı Hikmet Temel Akarsu, Mimarlık Fakültesi mezunu. Ama Hikmet Bey'in şöyle bir düşüncesi varmış, mimarlık yerine yaşam düşü olan yazarlığı seçmiş kendine. Bunun üzerine de deneme, makale, eleştiri, oyun ve senaryo yazarlığı dahil olmak üzere edebiyatın birçok alanına dokunmuş. Ürün vermiş, hala da devam ediyor ürün vermekte. Kayıp Kuşak, İstanbul Dörtlüsü ve Ölümsüz Antike gibi romanların yazarı. Ayrıca gene edebiyat eleştirileri üzerine çok yoğun dergiler olan Varlık, Gösteri, Radikal Kitap, Cumhuriyet Kitap, Yasak Meyve gibi dergilerde de çeşitli yazıları yayınlanmış ve senaryo yazarlığıyla da TRT'den ödül almış. Eksik var mı hocam? Yani utandırdınız mı? Estağfurullah. Şimdi bugün Sayın Akarsu bize Profesör Doktor Nevnihal Erdoğan'la birlikte 7 yıla yayılan 55 farklı kişiden akademisyen, tarihçi, edebiyatçı, felsefeci 55 kişinin katkısıyla yayınladıkları ve 2016 yılında YEM Yayın tarafından basılan Edebiyatta Mimarlık kitabının amacını, bunun üzerinden oluşan belki farklı şekilde çıkan tartışmaları, ama bu kitabı hazırlarkenki düşüncelerinin ne olduğunu bizlerle paylaşacak. Şimdiden tekrar kendisine bu paylaşımı için teşekkür ediyorum. Diğer konuğumuz ise Zeynep Tuna Ulutav. Zeynep Ulutav'da 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olup yine
lisans tezini tamamlamış ve Zeynep de bu teziyle yine mimarlık seçkileri dalında ödül almış bir arkadaşımız. Zeynep doktorası da Gazi Üniversitesi'nde bilim kurgu ve edebiyat ilişkisi üzerine yapmış. Şu anda Yaşar Üniversitesi'nde iç mimarlık bölüm başkanı ve yüksek lisans başkanlığını 2014 yılından beri, ondan önce de 2004 ve 2014 yılları arasında Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmış. Araştırma konuları arasında mimarlık edebiyat ilişkileri, modern Türk mimarlığı, iç mimarlık ve mobilya tarihi, ideoloji, ütopya ve mimarlık ilişkisi yer alıyor. Zeynep ise bugün bizimle bu iki başlık, mimarlık ve edebiyat başlığı, bu iki alanda özellikle akademiyada nasıl ele alındı, hani mimarlar nasıl yaklaştılar, sosyal bilimciler ya da edebiyatçılar nasıl yaklaştılar, neler yapıldı, neler yapılabilir ve biz bundan nasıl yararlanırız konusunu paylaşacak. Şimdiden Zeynep'e de çok teşekkür ediyorum. Ve söz önce misafirimiz olarak İstanbul'dan geldiği için Hikmet Bey'e, sonra Zeynep'e, sonra da salona diyorum. Hepinize tekrar teşekkürler. Saygıdeğer hocamıza güzel sözleri için teşekkür ediyorum. İkinci olarak da Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ne bu değerli toplantıyı, bu önemli toplantıyı düzenlediği ve lütfedip beni de buna davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Gürhan Tümer'i burada anmak için özel bir toplantı yapmak gerçek anlamda bir kadir bilirliktir. Bu yüzden de kendilerini kutluyorum ve ben de hocamızı saygı ve hürmetle anıyorum. Bizim Gürhan Tümer'i andığımız böyle bir akşamda edebiyatta mimarlık kitabını konu ediniyor olmamız gerçek anlamda manalıdır. Yani gerçekten güzel bir gönderme olmuştur. Biz naçizane Profesör Doktor Nevnihal Erdoğan'la edebiyatta mimarlık projesine başlamamız ve bu fikrin aklınıza nereden geldiğini kısaca açıklayarak, bizim duygularımızı açıklayarak konuya girmek istiyorum. Profesör Doktor Nevnihal Erdoğan, şu anda burada aramızda bulunan sevgili sınıf arkadaşımız Bilge'nin de bildiği gibi bizim İstanbul Teknik Üniversitesi 77 girişlerin mimarlarındandır. Biz yani sınıf arkadaşıyız Bilge'de, ben de, Nevnihal Hoca'da, ki Bilge'de şu anda Mimar Odası İzmir Şubesi'nin değerli bir katkı koyanı diyeyim, çalışanı demeyeyim. Değerli Hikmet Hocam, biraz evvel benim biyografimi çok eski bir metinden okurken mimarlık mesleğini yapmayıp yaşam düşü olan yazarlığa kendini adadı dedi. Evet, gerçekten ben böyle düşünüyorum ama bu olgunluk çağıma doğru yaklaşırken artık kendimi mimarlığın kuramsal tarafını tercih etti diye tarif etmeyi tercih ediyorum. Bunu da bu anlam kaymasındaki nüans şudur. Aslında ben İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mimar diplomasını aldıktan sonra büyük bir coşku içinde mimarlık yapmaya hazır, gerçekten mimarlık mesleğine gönül veren ve bundan büyük şeyler bekleyen idealist bir gençtim. Fakat bir yandan da aşırı derecede okuyan ve çok edebiyata meraklı, edebiyat kustosu edinmiş bir şekilde bir gençtim. Fakat bizim mesleğe çıktığımız yıllarda, 1982 yılında, buradaki bazı genç arkadaşlar bilmezler, Yeminli Özel Büro diye bir gecekondu affı çıktı ve Özal döneminin o çılgın neoliberal politikaların en korkunç şekliyle, en acımasız, kural tanımaz şekilde Reaganist, Thatcherist ve Özalist olarak adını verecek şekilde, yoğun bir şekilde uygulandığı bir imar affıyla bizim yaşamış olduğumuz dünya incisi İstanbul şehri tarumar edildi. O zamanlar bazı mimarların kahve köşelerinde 50 liraya yani tadilat projeleri imzaladığını, inanılmaz projelere, hali hazırlara ruhsatlar, izinler verildiğini, tuhaf tapu tahsis belgeleri yapıldığını ve gerçekten
günümüzde İstanbul'umuzun, dünya güzeli İstanbul'umuzun bugünkü hale kadar evrileceği korkunç bir sürecin vandalist bir şekilde başladığı bir dönemde ve ben bu dönemde birkaç küçük iş yaptıktan sonra ben bu işte yokum dedim. Ben yapamam dedim. Burada bu işi sürdüren arkadaşları kimseyi eleştiriyor değilim. Hepimiz mesleklerimizi şu veya bu şekilde eminim ki saygın bir şekilde yapmak için elimizden geleni yaptık. Ama kötücül algılarla bunu yapanlar çoğunluktaydı. Bizler azınlıkta kaldık. Ve bu sürecin sonucunda öyle bir noktaya geldik ki artık yaşadığımız şehirlerde nefes alamaz, bir yerden bir yere giremez, güvenlik içinde yaşamaz, evlatlarımızı okullara gönderemez, küçük servisler içerisinde tıkılmış, koruma duvarları arkasına saklanmış, yarından korkan korkunç bir şehirlere sahip olduk. Peki dedik, biz mimar değil miyiz? Yani mimar sadece bir yapıyı plan olarak tasarlayan, kurgulayan, işte onu statik düzene göre taşınabilir kılan, yapan, uygulayan kişi midir? Hayır, sadece bu değildir. Şehirlerin bir duygusu vardır, ülkelerin bir duygusu vardır, sokakların bir duygusu vardır, insanların bir duygusu vardır ve en küçük yaşam biriminin bile bir duygusu vardır. Neydi bizim başımıza gelen? Biz korkunç rant duygularıyla, korkunç çağcıl ihtiraslarla bütün bu güzellikleri kaybettik. Hepsini basit rant oyunlarına ve kötücül, yetersiz kültüre sahip insanların şehirleşme serüvenlerine kurban verdik. Ve bunun sonucunda yaşanmaz şehirlere vardık. Peki ne yapacağız? Yani dükkanı kapatıp gidecek miyiz? Yani bu ülkemizi bırakıp gidecek miyiz? Bu şehirleri bırakıp gidecek miyiz? Ne yapmamız gerek? O zaman dedik, madem ki artık mimarlar güzel duyguların, büyük ilhamların, çok insancıl çevre algılarının peşinden gitmektense rant değerleri veya diğer kötücül egoist algılar peşinden gidiyorlar. O halde dedik gündem nedir? Biz bu duygusal algıyı değiştirelim önce. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İnsanlığın en başından beri bütün herkesi etkilemeyi başarmış olağanüstü bir sanat dalı olan yazı ile, edebiyatla, edebiyattan istifade edebiliriz. Edebiyatla insanların duygularını, ilhamlarını, yaşama bakışlarını, hayat algılarını ve uygulamalarını, vicdanlarını, merhametlerini, her şeyi harekete geçirebiliriz ve bugüne kadar yapılan mimarlık eğitiminde bu pek de ciddiye alınan bir şey değildi. Çünkü bugün ben İstanbul'da çok önemli bir olağanda, çok önemli projeleri yürüten mimar arkadaşlarıma bile sorduğumda mimarlığa vurgu yapan 5 tane büyük edebiyat yapıtını sayamıyorlar. Bırakınız okumayı, adlarını sayamıyorlar. E peki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehrini okumadan, Yahya Kemal'in şiirlerini okumadan, Ahmet Rasim'i okumadan, Sait Faik'i okumadan İstanbul'a bir çivi bile vurmak sizin yetkiniz dahilinde olabilir mi? Siz bu duyguları anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız. Ama yapıyorsunuz. İşte o yüzden biz bu haldeyiz. Kısacası sonuçta biz dedik ki mimarlıkta yeni bir iklim yaratabilmek için biz bu konuları tartışmaya nasıl açabiliriz? Ve Nevni Ali Hoca ile biz farklı yollardan 40 yıl ilerleyip sonunda aynı yere gelmiş iki kişi olduk. Yani ben bu mesleği yapamayacağıma kanaat getirip, Türkiye'de yapıldığı şekliyle yapamayacağıma kanaat getirip kendimi sanata ve edebiyata adadım. Hep aklımda mimarlığın büyük duyguları içimde ukde kalmış olarak, hep özenerek, yurt dışındaki parlak örneklere, harikulade yaratılara özenerek, özleyerek, bir gün ben de bunları yapabilirim diye imkanlara kavuşarak ama Türkiye'de yapıldığı şekliyle de yapmayı reddederek. Nevni Ali Hoca da aynı şekilde piyasadan çekildi, akademiyada ilerlemeye başladı. Sonuçta Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin dekanlık görevine kadar yükseldiğinde biz bir araya geldik 40 yıl sonra. Ne yapalım ki? Yani yeni bir iklim olsun, bir şeyler değişsin artık burada. Biz de dedik ki, madem ki mimarlığı ve koşulları değiştiremiyoruz, insanları değiştirmeye oynayalım. İnsanların duygularını değiştirmeye oynayalım.
böyle bir şey yapalım dedik. Böyle bir şey yaparken de benim 40 yıllık edebi birikimimle onun 40 yıllık akademi biriktirdiğimizde dedik ki biz bu kitapların insanların okumasını sağlarsak, mimarlık eğitiminde buna bir alan açarsak, mimarların duyguları, hayat algıları ve uygulamaları biraz daha duygusallığa, biraz daha yüce ilhamlara, biraz daha yüce değerlere kayabilir ve bir anlamda küçük çaplı bir Rönesans'ın ilk kıvılcımlarını ateşleyebiliriz diye bir duyguya kapıldık. Ama dedik, evet, biz bu eserlerin hepsini okuduk, hepsinden büyük duygulara kapıldık, büyük ilhamlara aldık. Ama biz oturup bunların hepsini kendimiz belli zaman terminlerinde kendi kafamıza göre yazarsak bu varsıl, güçlü bir kaynak olmaz. Biz buna düşünce dünyasından, sanat dünyasından, mimar dünyasından, akademiya dünyasından ve edebiyat dünyasından insanları katalım buna ve hezaren bir kitap olsun. Genç arkadaşlarımız bilmezler, hezaren bin renk anlamına geliyor. Yani bizim için bu kitaplar hakkında en doğru yazıyı yazacak, en güçlü teknik analizi yapacak, bu kitapları kuru bir dille okura ve mimarlara tanıtacak insanlar değil, insanlarda bir mimari duyguyu harekete geçirecek, farklı bakış açılarını gündeme getiren, bizim o güne kadar tanımadığımız duyguları harekete geçirebilen insanların farklı yazılarını bir araya getirelim. Ve sonra bunu kuru bir derleme kitap gibi arka arkaya ekleyip hadi bakalım bir kaynak yaptık arkadaşlar, her gece bundan bir tane hap yutarsanız 100 gün sonra siz tamamsınız, bu işi kapat, böyle olmasın. Bu bir tartışma süreci olsun. Bu zaman içinde katkılarla zenginleşecek bir süreci ateşlesin. Ve biz bunu öyle cazibeli sunalım ki şöyle illüstrasyonlar çizelim. Ha, biz bu binaları, bu köklü 18-19. Yüzyıl yapılarını mimari çizim teknikleriyle, perspektifle, şunla bunla çizebilirdik. Yani bunu yapmaya kudretimiz vardır hala mimar olarak. Fakat bunların bilgisayar çağında bir mana ifade etmediğini de biliyoruz. O yüzden biz bunları serbest elle, illüstratif, sanatsal boyutu yüksek, duygusal boyutu yüksek bir şekilde illüstrasyonlarla sunalım. Ve genç bir mimar bunu gördüğü zaman özensin. Duygusal olarak bu içinde bir şeyler kıpırdasın ve severek, mesleğiyle sevişerek yapsın bu işi. Ve gerçekten ülkesine, şehrine, ailesine, sevdiklerine zarar vereceğine inandığı bir şeyi dünyaları verseler bile yapmaya kalkışmasın. Hocam kaç dakikam kaldı? Çok mu uzattım? Devam edebilir miyim? O anlamda yola çıktık ve çok farklı akademik çevrelerden kimi güçlü, kimi güçsüz yazılar geldi. Kimi yazılar bizi hayal dünyasına aldı götürdü, kimi yazılar bilgilendirdi. Kimi yazılar bizim eksik sanat kuramları hakkında bize bilgi verdi, kimi yazılar da heyecanımızı coşturdu. Ve bir sonra bunları 10 temada bölümledik. Mimarlık sanatına referans klasikler, mimarlıktan ilham alan romanlar, mimarlığa ilham veren romanlar, mimarlık sosyolojisine dair edebi eserler, seyahatnameler ve biyografik seyahatnameler, ütopyalar, bilim kurgu ve distopyalar, saygıdeğer hocamın uzmanlık alanı, ki kendisini de projemizin ikinci dalgası olan Çağdaş Edebiyatlı Mimarlık Projesi'ne davet ediyorum bugün burada sizlerin huzurunda. Kendisi bize katkı koyarsa gönermiş olacağız. İşlerimiz biraz daha yükselecek Hikmet Hocam'la beraber. Kendisi de inşallah bu tartışma ve forumun, bu şölenin bir parçası olmayı lütfeder ve kabul ederlerse zenginleşeceğiz. Ha, şölen lafı demin girerken de konuştuk. Biz bunu bir şölene çevirmek istiyoruz. Yani hırslı bir takım mimarların, hırslı bir takım akademisyenlerin güçlü yapıtlar koyayım da ben şöyle bir şey yaptım, bak bunu ben yaptım, her şeyi değiştiriyorum, ben biliyorum. Hayır, bu değil. Biz bilmiyoruz. Biz öğrenmeye çalışıyoruz.
Biz duygularımızı, kalbimizi koymaya çalışıyoruz sanatımıza. Ve sanatımızı zenginleştirecek alanlardan beslemeye çalışıyoruz. Ve bunun için bütün mimarları, mimarlık adına düşünen herkesi, akademisyenleri, edebiyatçıları, yazarları, herkesi bize katkı koymaya, bizden daha iyisini yapmaya davet ediyoruz. Ve bu şölen bizi inanın ki öyle bir yere taşıyacak ki yarın öbür gün bugün yaptığımız şehirler toplu olarak dönüşmeye başlayacak. Bu yeni bir iklimimiz olacak bizim. Mimaride Rönesansımız olacak ve bunlar hepimizin minik küçük katkılarımız da olacak. Şimdi biz bu mimarlığa 10 kategori üzerinde topladığımız eserleri daha sonra tabii geniş bir süzgeçten geçirdik. Editoryal süreçler, bunlar gitti geldi, revizyonlar yapıldı, tadilatlar, ora öyle olmaz, bura böyle olmaz, şurada böyle demişsiniz hocam. 1700 kadar kişisel mektup yazdım ben bu kitap oluşabilsin diye. 1700 ile 1800 arası. Bir sene Cemal Mutlu Ofisi'nin en saygın mimarı Türkis Hanım, ki sınıf arkadaşımızdır, Bilge çok iyi tanır. Onun beynini yedim tek kelimeyle. O illüstrasyon olmaz, bu güzel değil, bunu yaparsan bu güzel duygu vermez, şu bu vesaire. Ve daha sonra da 3 yıl Yapı Endüstri Merkezi'nin saygıdeğer yayın yönetmeni Mesut Kaya'nın beynini yedim. Nerede bizim kitap, ne oluyor bizim kitap? Ve şu anda 2. ve 3. dalgalar içinde bu hamleleri yapmaktayım. Çağdaş edebiyata mimarlık. Ve çok daha modern zamanların edebiyatını, mimarlık üzerine söz sarf etmiş yazarlar, çok daha avantgard kitapları işleyeceğiz. Çok daha avantgard ve marjinal boyutlara da bakacağız yani. Ve bunu sinema içinde yapacağız. Mimarlığın beslenme alanlarını çoğaltacağız. Ve bu beslenme alanlarında en güzelini hiçbir zaman yapamayacağımızı bilmenin ve tüm meslektaşlarımızı bu şölene davet etmenin coşkusunu ve heyecanını her zaman içimizde taşıyacağız. Çağımızda en güzelini ben yaptım. Ben bu işi iyi biliyorum. Bakın ben size diskur geçerim. Böyle öğretirim. Bu çok demode bir kavram olarak görülüyor. Hayır. Biz bütün renkleri, bütün sesleri duymak ve görmek istiyoruz. Biz farklı insanların farklı bakış açılarını öğrenmek istiyoruz. Biz yazmayı da yaratmayı da, mimarlığı da edebiyatı da bir öğrenme süreci olarak görüyoruz. Ve bu serüvenin içerisinde derinleşmek peşindeyiz. Ne kadar derin olursak yaratımız da o kadar derin olacaktır. Bugünkü sorunumuz bizim ruhsal ve duygusal açıdan derinleşmemiş insanlar mimarlık sanatı adına söz ve inisiyatif alma yetkisine kavuştular. Sanıyorum entelektüel çabalarımızla bunu alt edebilecek bir birikime ulaştık ülke olarak. Bunu halledeceğiz. Saygılarımla. Teşekkür ediyoruz. Özür dilerim hocam. Bu eserleri tek tek sıralamıyorum, seçtiğimiz eserleri. Fakat hepsinin desenlerini de getirdim. Belki tartışmanın ikinci, üçüncü aşamalarında hocam lütfeder izin verirse size bu illüstrasyonlardan da göstermek isterim. Kitaplardan da söz etmek isterim tek tek, işte ne bileyim birçoğu, mesela İlyada'dan tutun Odysseus'a, Binbir Gece Masallarından Decameron'a, İlahi Komedi'den Surname'ye, Notre Dame'ın Kamburu'ndan Beyaz Geceler'e, Savaş ve Barış'tan Kırmızı ve Siyah'a, Schiller'den Dickens'a, Thomas Mann'dan Franz Kafka'ya, Joyce'a, Umberto Eco'ya, Orhan Pamuk'a, Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Mithat Cemal Kuntay'a, kimleri istiyorsanız hepsi var. Gerçekten çok çalıştık ama daha işin başındayız. Samimi olarak söylüyorum, bir buzdağının ucuna dokunabildik. Ve inşallah hep birlikte bunu geliştireceğiz ve mimarın duygusunu, mimarın içtenliğini, samimiyetini ve ilhamlarını dönüştürürsek ülkemizi de, şehirlerimizi de, ailelerimizi de, mutluluğumuzu da kurtarmış olacağız. Özür dilerim hocam. Buyurun efendim. Evet, şimdilik akarsızlığı teşekkür ediyoruz. Zeynep'in Tunoğuzdağ'dan konuşması için. Çok teşekkürler. Mimarlar Odası İzmir Şube'ye özel olarak teşekkür ediyorum. Beni böyle bir konuşmaya davet ettikleri için.
Hikmet Hocam, Gürhan Hoca'dan bahsederken ben de çok duygu dolu anlar yaşadım kendisi gibi. Bu toplantıda, bu etkinlik kapsamında konuşuyor olmak, Gürhan Hoca anısına yapılmış bir etkinlikte, bana ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Hem onur duydum hem de büyük bir sorumluluk duydum. Aynı zamanda Hikmet Bey'le yan yana yer almak, yer aldığım için de ayrı bir sorumluluk ve onur duydum. Bunu da belirtmek isterim. Ben de Gürhan Hoca'yı saygıyla anıyorum. Şimdi bu mimarlık ve edebiyat konusu benim öykümde nasıl, biraz onu anlatıp sonra biraz daha kuramsal yaklaşmak istiyorum. Gürhan Hoca'yla da bağlamak istiyorum aslında. Benim ilgimi nasıl çekti? Doktora ödevi yaparken daha sonra tez hocam olan Nur Çağlar Hoca'nın da yönlendirmesiyle kente bakmak üzerineydi ders. Kente bakmanın farklı araçlarını nasıl geliştirebiliriz üzerineydi. Hikmet Bey'in bahsettiği beslenme alanlarını nasıl arttırabiliriz üzerineydi. Ben edebiyatı seçmiştim ve Gürhan Hoca ile o zaman, daha önce yazılarını okumama rağmen daha derinlemesine Gürhan Hoca'nın yazılarıyla o zaman tanışmıştım. Ve bu bildiğimiz Sancılı doktora süreçlerinde de keyif alacağım bir alan üzerinden ilerleyip bu konuda katkı koymayı maya karar verdim. Ve bu konunun içine girdiğimde aslında Gürhan Hoca'nın dünyada bu konuyla ilgili, yani mimarlık çerçevesinden bakıp mimarlık edebiyat ilişkisi üzerine yazmış olan ilk kişi olduğunu da, bunun da altını çizmek gerekir, gördüm. 1981'de Mimarlıkta Edebiyattan Neden ve Nasıl Yararlanmalı eseri, daha sonra 84'te İnsan Mekan İlişkileri ve Kafka benim başucu kaynağım oldu açıkçası. Daha sonralar 2000'den sonra aslında yüksek lisans çalışmalarında mimarlık alanında görmeye başlıyoruz bu alanın ortaya çıkmasını, ama Gülhan Hoca hakikaten çok açık farkla bir önce olmuş diyebiliriz. Ben yapmaya başladığımda da başvuru kaynağım dediğim gibi çok azdı. Gülhan Hoca'nın iki kitabı, neye başvuracağımı bilemiyordum açıkçası, bir takım tezler dışında, çok sayılı tezler dışında. Daha sonra ben tezimi 2008'de bitirdikten sonra tek tük de olsa doktora alanında da çalışmalar Türkiye'de ve dünyada gelişmeye başladı. Birazdan da aktarmak isterim. Ama ben de katılıyorum buzluğu benzetmesine. Aslında hani henüz doğmak üzere olan bir çocuk bile diyebiliriz, ya da doğmuş emekleyen bir çocuk diyebiliriz bu alana. Şimdi ben konuşmamı ikiye ayırmak istiyorum. İki V bağlıcıyla bağlanan iki alan olduğuna göre mimarlık ve edebiyat. Aslında edebiyat alanından bu konuya bakmak, bu ilişkiye bakmak çok daha geçmişe dayanıyor. Edebiyatçılar nasıl bakıyor? Ve Gürhan Hoca'nın sözüyle mekan bilimciler nasıl bakıyor? Bu karşılaştırmayı da yapmak isterim. Mimarlık ve edebiyat arasında aslında söylemsel bir ilişki var. Söylemsel bir alışveriş var. Bu temsil, söylem ve dil, biçimsel analojiler, etkilenme ve ilham alma çerçevesinde gelişen bir alışveriş. Dün Murat Ağmungan'ın konuşmasını dinlediğimizde önemli bir noktaya değinmişti. Aslında sıfır analojisini yapmıştı kendisi. Mimari metaforlar genellikle edebiyatı tanımlamak için kullanılır. Ve benzer şekilde herhangi bir mimari yapının da anlatısal bir tarafı var. Örneğin mekanların hiyerarşisi, fonksiyonları, mekanların akışı, akışkanlığı gibi. Aslında yaratma eyleminin kendisinin içinde bir strüktüre etme biçimi, eylemi var. Her ne kadar çıkan ürün strüktüre edilmiş gibi görünmese de aslında bunun yapısında var. Çünkü strüktürel bir kompozisyon yapıyorsunuz aslında. Müzik ve mimarlık arasındaki analojide de bu geçerli. Buna da değinmek gerekir. Şimdi edebiyat nasıl bakıyor? Aslında edebiyatın, kurgunun olmazsa olmaz dört temel öğesi var. Zaman, mekan bunlardan birisi, karakter ve olay. Aslında edebiyatla ilgili çok ahkam kesmek istemem alanım olmadığı için, ama bunlar olmazsa olmaz öğeler olarak sunulmasına rağmen karakter ve olay bileşenlerinin çok daha önemli olduğunu, belki zaman ve mekanın olmasa da kurgunun yapılabileceğini düşünüyorum. Yazarlar karakter tanımlamasını aslında sembolize etme, bağlama oturtma amaçlarıyla mimarlığı da bir anlatısal alegori olarak kullanıyorlar eserlerinde.
tarihine baktığımızda da mekansallık ne kadar geçmişe gidiyor diye baktığımızda da aslında birkaç on yıldır günümüz için önemli bir tartışma alanı haline gelmiş edebi çalışmalar açısından bunu görüyoruz. Çok da eskilere dayanmadığını, özellikle 19. yüzyılda zaman kavramının mekan kavramından edebiyatta daha ön planda olduğunu görüyoruz. Şimdi iki disiplin birlikte göz önüne alındığında aslında aradığımız şey anlam örtüşmeleri. Aslında iki alanda birbirine kendilerinin yaratabileceğinden daha farklı anlamlar yaratabilme bağlamında bakıyorlar. Farklı anlam katmanları arıyorlar. Bu şey demek, şunu demek istemiyorum. Edebiyat mekanı kullanıyor, mekanı saat kullanması anlamında değil. Mekanın diğer anlam katmanları, mekanı yorumlayan, mekan bilimin diğer öğelerini kullanarak edebiyat kendine ne katıyor, bunu kastediyorum aslında. Şimdi yazınsal mekan diye bir terimden bahsedecek olursak, aslında edebiyatçılar tarafından baktığımızda, edebiyat eleştirmenleri, edebiyat kuramcıları mekan kelimesini kullandıklarını görüyoruz. Yazınsal mekan, biz mekanı mekan olarak ele aldığımız için yazınsal mekan aslında mimarlık tarafından baktığımızda kullanılacak yazınsal sıfatı, mimarlık tarafından baktığımızda kullanılacak sıfat olarak görüyorum. Şunun altını çizmek gerekir. 5 farklı mekan kategorisi tanımlanıyor edebiyatçılar tarafından. Bunlardan birisi sahne, olay örgüsünün geçtiği mekan. İkincisi aksiyon bölgesi, çeşitli sahnelerin birleşmesi, örneğin bir bölge olabilir, kentin hepsi olabilir. Projeksiyon yapılan mekan, karakterlerin orada bulunmadığı ama özlemini duyduğu, hatırladığı ya da orada bulunmak istedikleri mekan. Belirticiler ya da işaretleyiciler, hayali bir alanın coğrafi aralığını ya da ufkunu gösterir, illaki bu mekanın bahsedilmesi gerekmez. Ya da rota, karakterlerin hareket ettiği rotadan bahsetmek gerekir. Bunları neden ortaya koyuyorum? Çünkü mimarlık alanındaki edebiyata bakan araştırmalarda bu kategorizasyonlar da kullanılıyor. Ancak ne kadar açılabileceğini üzerine belki daha fazla gitmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden altını çizmek istedim. Kurgusal alanlar, kurguda yer alan mekanların da parçalı mekanlar olduğundan bahsetmek önemli. Kurmaca'da mekansal boyut kelimelerin gücü tarafından oluşturulur ve okuyucu tarafından, aslında bu kendi okuyucunun hayal gücüyle Barth'ın da altını çizdiği gibi bir okuyucu etkinliği olarak aslında farklı anlam katmanlarıyla bu mekansal boyut güçlendirilir. Şimdi bu alana baktığımızda, edebiyata baktığımızda aslında edebiyatın mekana bakma araçları var ve çok güçlü, çok gelişmiş. Ama biz bunu nasıl kullanabiliriz? Aslında mimarlık alanında bunun eksikliğini literatüre baktığımızda ben de çalışmalarımı yaparken görüyorum ve bunun altını çizebilirim diye düşünüyorum. Bu alanda bilişsel haritalar yaratmak ya da topografik anlatılar üzerine çalışmak gibi yaklaşımlar, ortak kesişimleri arayan bu çabalarda olan yaklaşımlar var. Ancak nasıl geliştirilmesi gerektiği tartışılması, üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Şimdi edebiyat alanından baktığımızda birkaç önemli kavram karşımıza çıkıyor. Bunları da burada aktarmak isterim çünkü mimarlık alanındaki edebiyata bakış bu alanlardan beslenmeye başladı ya da çok potansiyel alanlar olarak görüyorum. Hikmet Hoca'yla da konuşmamız öncesinde sohbet ederken o da benimle aynı görüş paylaşımı belirtmişti. Coğrafi eleştiri, geokritisizm ya da literary kartografi, yazınsal kartografi alanları aslında edebiyatçıların kullandığı araçlardan bazıları ya da kavramlardan bazıları diyebiliriz. Edebiyat, okuyuculara yer tanımlamalarını sunan, bunları bir hayali alana yerleştiren ve onların yön verebileceği ve yaşadığı dünyayı anlayabilecekleri aslında bir referans noktası olarak, haritalama biçimi olarak da tanımlanıyor bazı edebiyat eleştirmenleri tarafından. Yaratıcı yazarı da bir çeşit harita yapıcı olarak görüp okumalarını ve analizlerini bunun üzerinden gerçekleştiriyorlar. Hatta şuna bile rastlamak mümkün, anlatıyı, edebiyatı bir haritalama makinesi olarak gören eleştirmenler de var.
Ama bu haritalamadan kasıt sadece mekanların yerleştirilmesi değil, o çalışmalar da var elbette, oradan da çeşitli anlamlar çıkarılabilir ama gerçek ya da hayali alanlar arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan projeler var bu alanda. Ya da edebiyat alanındaki farklı aktörleri göstermek üzere tematik yapılan haritalar var. Çok farklı harita biçimleri var. Örnek vermek gerekirse aslında 1990'ların sonunda Avrupa romanı atlası Moretti'nin ya da onu baz alan yine benzer bir şekilde Avrupa'nın yazınsal atlası gibi örnekler var. Enteresan örnekler, bakılmasını tavsiye ederim. Bu haritalandırmada mimarlığın nasıl bir rolü olur ve nasıl ortak bir dil kullanılabilir? Aslında bunun geliştirilmesi ve üzerine düşünmesi gerek diye düşünüyorum. İkinci kavramda, mimarlığa geçmeden önce bahsetmek istediğim ikinci kavramda kronotop kavramı. Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Ela Açil hocamız aslında bu kavramı kullanarak bazı çalışmalar yapmakta. Keşke kendisi de aramızda olabilseydi bugün. Rus Edebiyat ve Eleştirmeni ve Dil Filozofi Bakhtin'in ortaya koymuş olduğu. Edebiyatta tarihi zaman ve coğrafi alan arasındaki ilişkilerin daha net anlaşabilmesi için zaman mekanı öneriyor Bakhtin. Aslında bir hem haritacılık anlayışını hem de üretimini kolaylaştırıcı bir kavram olarak da görünebilir. Kronotop mekan, zaman ve türü yani janrı kavramsal olarak bütünleşik bir biçimde anlamayı ve yapılacak eleştirileri de bu anlama üzerinden ortaya koymayı savunur. Bunun dışında aslında James'in bilişsel haritalama Bakhtin teorisiyle birleştirilen başka kavramsal çerçevelerden bazıları. Aslında başka çok alan var ama mimarlığa en yakın duranlarından bahsetmek istedim. Şimdi hocam devam edeyim mi? Şimdi, mimarlık tarafına geçtiğimizde ise işler biraz daha geride kalıyor maalesef. Aslında ben başladığımda bahsettiğim gibi size bu alanda araştırmalar çok çok daha azdı. Biraz sonra yapılan konferanslardan da gerçekleşen kitaplardan da bahsedeceğim. Yani sevindirici bir şey var. Mimarlık ve edebiyat kitabı da, edebiyat da mimarlık kitabı da bunlardan birisi. Aslında günümüzde üzerine çok daha düşünülmeye başladı ve bu ivmenin oldukça sevindirici olduğunu görmeye başladım. Bunun düşündüğümüzde bir nedeni var. Aslında tüm bilim alanlarında bu disiplinler arası olma durumunun biraz daha üzerine düşünülmeye başlamış, daha yaygın biçimde kabul edilmeye başlamış olması. Sınırların biraz daha erimiş, disipliner tanımların çeşitlenmiş, disiplinlerin parçalanmış olması, bilimsel alanda tanımlanan problemlere de daha zengin çözümler, Hikmet Ucun'un tabiriyle beslenme kaynaklarının artabileceğinin daha fazla farkına varılmış olması aslında 21. yüzyılda bundan kaynaklanıyor şu anda daha popüler olmaya başlamasının. Ben umutluyum hocam en azından. Şimdi birkaç soru sorabiliriz bu alanda. Ne öğrenebiliriz bu çalışmalardan? Şimdi aslında literatüre baktığınızda genelde şu söyleniyor. Bu çalışmaları yapan sayısı az da olsa çalışmalarda. Edebiyatın kolektif bellek ve alanlar arasında ilişkiyi güçlendiren ve bu alanların anlam katmanlarına da nüfuz eden yeni anlayışlar üreten metinsel bir repertuar olduğu öne sürülüyor. Ve romanlarda tariflenen kentsel imgelemlerden de öğreneceğimiz çok şey olduğu ileri sürülüyor. Ölçek büyüdükçe de anlam katmanları çoğalıyor. Aslında yapılan çalışmaların çoğuna baktığınızda hangi ölçekte yer aldığını, kentin daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bunun da bir nedeni aslında mimarlığın sunduğu toplumsal mimarlık söylemini, mimarlık kuramlarını besleyen toplumsal ilişkilerin bu çözümlemeye katkısı anlamında kentteki karşılaşmaların ölçek nedeniyle toplumsal karşılaşmaların, toplumsal anlam katmanlarının daha çeşitlenmesini belki öne sürebiliriz. Başka fikirler de olabilir tabii. İkinci konu da literatürde bakılan ya da sormamız gereken neden bakıyoruz? Gürhan Hoca bunu en başında çok sormuş. Cevapları da olmuş. Şimdi Gürhan Hoca'nın da söylediği gibi aslında en önemli ortaya koyduğu şey yazarların mimar olmaması ve çeşitli ön yargılardan ve bu disiplinin epistemolojik kalıplarından daha bağımsız düşünebilmeleri. Bunun altını çizer.
Hatta Gürhan Tümer bunu, bu araştırma yöntemini tarihçilerin birincil kaynaklardan referans alma, referans tarama yapmasına benzetmekte 1981 senesinde, günümüzden çok çok önce. Yani üretilen bilgiyi üreten kişinin alandan olmaması önemli aslında. Bunu bir avantaj olarak görebiliriz. Aslında aynı şeyi Gürhan Hoca'dan yaklaşık bir 15 sene sonra Thompson da şu şekilde söylemiş: bireysel mekan yorumlamamız sonsuz derecede dinamiktir ve kendi algılarımızla öznel olarak yüklüdür. Bir yazar bize başka bir deneyim noktası, başka bir bakış açısı, daha az öznel olmayan ama kendi dışımızdaki farklı algılamayla yüklenmiş başka bir deneyim sunabilir. O yüzden de zengindir diyebiliriz. Üçüncü soruda nasıl yararlanabiliriz? Aslında daha çok vurgulamak istediğim bu. Daha çok da özellikle benim de karşılaştığım bir soruydu. İşte doktora tezimi bu alanda yaptığımda özellikle uygulama alanındaki mimarlardan aldığım tepkilerden biri de peki ne işimize yarayacak, nasıl yararlanacağız, ne yapacağız, bu bilgi nerede duruyor, hangi noktada duruyor? Onun üzerine de aslında ben düşünmeye başladım. Bu bilginin çok değerli olduğunu hissederek başlamıştım. Ancak düşündükçe, belki çok tepki aldığım için de olabilir, bu sorunun da cevaplanması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir soru. Edebiyatçılar yazınsal analiz, literary analiz diye tanımlıyorlar. Buna belki architectural, mimari diye bir sıfat ekleyerek mimari yazınsal analiz diye bakmak lazım. Böyle bir metodoloji öne sürülebilir. Şimdi iki alana hitap edilebilir. Bir mimarlık alanına, bir de mimarlık dışındaki, mimarlık alanında olmayan kişilere hitap etmek mümkün. Mimarlık alanında nasıl araçlar olabilir? İlk akla gelen eğitimde bir araç olabilir tabii ki. İkinci akla gelen araştırma alanı olarak, bir kaynak olarak olabilir. Üçüncüsü de aslında uygulama alanında olabilir. Şimdi eğitimde nasıl kullanılabilir? Bunun da ilk akla gelen yöntemi, ki en çok uygulanan yöntemi aslında literatüre, dünyada yapılan örneklere baktığımızda atölye çalışmaları yöntemiyle yapmak. Öğrencilerin zihnini başka bir alana ufak çalışmalar, ufak temrinler yoluyla çekmek, onların farklı düşünmelerini sağlayabilmek, farklı pencereler açmak. İkincisi aslında öğretim planında dersler, direkt dersler açarak olabilir. Ama çok hızlı bir araştırma yaptığımızda da bu alanda ders sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Aslında Hikmet Hoca'nın da verdiğini bilmiyordum örneğin, çünkü adı farklıymış. Dünyada da tarama yaptığımızda, Türkiye'de de çok çok sayılı, çok az sayıda örnek olduğunu görmekteyiz. Üçüncüsü aslında hiç karşılaşmadığım ama üzerine düşünebilecek bir örnek. Tarih alanında, tarih eğitimi, mimarlık tarihi eğitiminde de aslında bir araç olabileceğini düşünüyorum. Bu aslında uzmanlaşmış bir bilgi gerektiren ve onun kendi sözcük dağarcığının formalliğine bir alternatif, ya da alternatif demek yanlış olur belki, onu destekleyecek bir dağarcık, bir kaynak olarak aslında mimari dönemlerin ve üslupların edebiyat tarafından eleştirilmesiyle bakarak aslında tarih anlatımını eğitimde zenginleştirebileceğimiz de öne sürülebilir diye düşünüyorum. Mimari stüdyo dersleri yine ayrı bir alan. Bunun aslında ilham kaynağı olan, kitapta da olan ilham veren mimari eserler aslında o konuda çok önemli. Bunun stüdyoları da yansıyabileceğini düşünmekteyim, ki böyle çalışmalar da var aslında, çok fazla olmasa da. Şimdi bu nasıl yararlanabiliriz derken aslında ben direkt yazına bakmak değil, edebiyata bakmak değil, edebiyat üzerine mimarlık alanından bakılmış araştırmalara bakmayı kastediyorum. Yani bir süzgeçten mimar gözüyle geçmiş ve bu alanda yapılmış araştırmaları kastediyorum. Tabii mimari araştırmalarda, tezlerde, araştırma makalelerinde, raporlarda elbette çok kolaylıkla bu yayınlardan yararlanabilir. Bir başka alan ise aslında uygulama alanı da kendini uzak tutsa bile, ki aslında Hikmet Hoca'nın da belirttiği o alanda problem görüyoruz, o yüzden bu alanın içindeyiz dedi. Aslında ona çok da uzak olarak yorum bakmamak lazım. Çünkü o alan içinde aslında
bir esin kaynağı olabilir, iki türlü olabilir. Olumsuz aslında eleştirilerle nasıl inşa etmemek üzerine yapılan yorumlamalar, analizler edebiyat üzerinden bir kaynak olabilir. Ya da bazı fütüristik mekansal temsiller aslında nasıl yapılabileceği üzerine bir esin kaynağı yaratabilir. Tabii aslında sinema bunun için önemli bir kaynak ve çok referans verilen bir kaynak ama edebiyat ve mimarlık ilişkisinden çok çok daha ileride görsel zenginliği nedeniyle. Şeye geçtiğimizde aslında ben daha çok önemsiyorum. Mimarlığın dışından baktığımızda mimar olmayanlara nasıl bir katkı koyabilir bu alandaki araştırmalar diye baktığımızda da ikiye ayırmak mümkün aslında. Bu araştırmaların aslında popüler kültürce daha kolay absorbe edilmesini çünkü mimar olmayan izleyicinin ilgisini daha kolay çekme potansiyeli yüksek olduğu için o kitleye bu edebiyat kurgusunun ve mimarlık edebiyat ilişkisinin o kitleye ulaşabilmesinin ve bizim bu alanda daha sınırlı bir çerçevede çizdiğimiz mimari eleştirinin kendi terminolojimizle farklı kitlelere daha kolay ulaşabileceğini düşünüyorum. Bunun için de daha kolay bir kamuoyu üreteceğini düşünmekteyim. Dün yine Murat Amungan aslında şöyle bir şeyden bahsetmişti. Okumayı biz aslında birkaç biçimde yaparız. Akli okuruz, evet, aklımızla okuruz. Kalben okuruz, kalbi okuruz. Bir de hafızamızla okuruz demişti. Aslında çok önemli. Şimdi biz mimar hafızamızda, kendi bireysel hafızamız olmakla birlikte mimarlık disiplininden gelen mimar olduğumuz için başka bir hafızamız var aslında ve mimarlar olarak benzer şeyleri, nüansları olmasıyla birlikte benzer şeyleri okuyoruz. Ve mimar olmayanların okuyamayacağı şeyleri de okuyabiliyoruz. Bunu mimarlık süzgecinden geçirip farklı bir kasede mimar olmayan okuyuculara sunmanın da bu analizlerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de aslında profesyonellere ulaşmak, mimarlık alanından olmayan ama bu bilgiye ihtiyacı olan profesyoneller kimler olabilir? Genişletebilir tabii ama örnek vermek gerekirse yazarlar, filmciler, grafik romancılar, grafik tasarımcılar, sosyologlar, psikologlar gibi profesyonellere ulaşıp bu profesyonelleri mimari terminolojiyle besleyebilmek, yani bir başvuru kaynağı onlara sunabilmek ve onların bu mimari kritiklerden ufuklarını geliştirmek ve kendi mesleklerini kullanabilmeleri için de bir alan açmış, sunmuş oluyoruz. Hangi cevapları bulabiliriz aslında? Burada da en önemli soru aslında kendine yetebilirlikle başka disiplinler arası olma arasındaki ince bir sınır. Burada disiplinler arası olma noktasında, çerçevesinde bakıyoruz aslında hangi cevapları bulabiliriz. Çünkü disiplinler arası çalışmanın en önemli nedeni aslında kendi disiplinler sınırlarının yeterli olmadığı alanlarda ve ya da bazı bilgileri daha fazla yapılandırmak için, sınırlar oluştuğu için farklı bir disiplinde başka anlamlar ve farklı cevaplar aramak için aslında disiplinler arası yaklaşımı benimsiyoruz. Hangi anlamları, hangi cevapları burada bulamıyorum, edebiyata bakmalıyım sorusunu cevaplamak lazım aslında bu araştırmaları yaparken. Çalışmaları güçlü kılacak, daha nitelikli kılacak bir araç da bu olabilir. Belki çok kısa örnek vermek gerekirse ben kendi yaptığım çalışmada aslında Ballard'ın 1960'la 2008'e kadar yazdığı çalışmalarında mimari eleştirmenlerle çok benzer okumalar yaptığını ve mimarlık, modern mimarlık ve modern kent üzerine aslında benzer bir okuma yaptığını gördüm. Ama onda fazlası da vardı. Kesişimler oldukça güçlüydü ama fazlası vardı. Bu fazlası neredeydi? Çünkü romancı, her romancı gibi Ballard'ın da karakterleri vardı. Bu karakterlerle farklı sahnelerde, daha canlı, daha somutlaştırdığımız sahnelerde bu kurguları bizim gözümüzün önüne bu karakterler üzerinden seriyordu. Karakterlerin de
bu çevrelerde, bu yapılı çevrede, modern yapılı çevrede yaşadığı psikolojik sonuçları ve mekanların bundan nasıl etkilendiğini de resmediyordu. Aslında mimarlık eleştirisinin bize sunmadığı bu karakterlerin, yani aslında bizim insanın karşılaştığı psikolojik sonuçları resmetmesi açısından farklı cevaplar verdiğini düşünüyorum. Aslında bu noktada neler yapılıyor örneğin var ama biraz uzadımı diye endişe ediyorum. Belki onu daha sonraya bırakmak isteyebilirim. Burada ara vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi iki konuşmamızda bir kitap sürecini dinledik. Kitabın oluşum sürecini, yaklaşımlarını. Zeynep Sunavutav da bize aslında iki alandan buna nasıl bakıldığı, nasıl bakamayız. Ben de böyle bir takım notlar aldım. Önce sizlerden soru var mı konuşmacılara? Evet, Fikret'den bir soru var, Fikret okutucudan. Fikret, duyarız değil mi sesini? İstersen böyle gel. Onun kahramanlarından biri İtalyan diye bahsediyor. Birçok kişiye öneririm, okumak gerekiyor. Başka bir yere bağlayacağım, o nedenle oradan gittim. Daha çok Sayın Akarsu size anlatmak istiyorum. Mekanı o kadar iyi anlatmış gibi ortamı ve o hissediyorsunuz gerçekten o sanatoryumun karlı ortamını, battaniyeleri, salonları vesaire. Orada dün diye bir Thomas Mann'lık yapıyor. Diyor ki, kötüler neden kötülük yapar? Birkaç cümle sonra, çünkü diyor, kötülük yapmak çok nedir? Şimdi bu sorudan sonra acaba dedim, kitabın bir yerini iyiler neden iyilik yapar diye sorduracak, sormadım. Şimdi ondan sonra ben de İyilere, iyi gördüklerine sormaya çalıştım. İyiler neden iyilik yapar? Şimdi bu soruyu cevaplayın ya da ben şimdi öyle hissettim. Çok iyi bir iş yaptım çünkü. Yazma işiyle iştigal eden bir arkadaşım bana 6-7 ay önce kitap çıktığında ve bana hediye etti. 10 yıllık bir arkadaşlığımız aslında. Melika Mete anlattı. Mimarlığı anlatan, okuduğu kitaplarda mimarlığı anlatan, mekanları anlatan bölümleri bana hep okudu, gönderdi. Şu kitaba bak, şuraya bak dedi falan. O yaklaşık 7-8 ya da 10 örnekten sonra benim yaptığım işler daha az rasyonel oldu. Ama ben onları eskileri daha öncekilerden daha çok sevdim. Bana böyle bir yarar oldu. Kitabın sıkışmada yani işte bir hafta içinde falan okudum. Çok yararlı kitabı. Çok teşekkür ederim. Siz de şimdi kendinize sorun. İyiler neden iyilik yapar? Bana cevap verin ya da vermeyin. Bir gün ben karşılaşırsak yazarsınız. İyiler neden iyilik yapar? Şimdi aslında bu bir soru değil. Çok güzel duyguları dile getiren harika bir sözlü esay. Bunun için size şükran duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabımızın somut, yani müşahhas sonuçlarını bu kadar saygıdeğer bir mimarlık, mimar kişinin üzerinde tanık olmak sanırım hani bir naçiz editör için görülebilecek en büyük bir ödül. Yani o naçiz editör benim yani. Çok teşekkür ediyorum, şükranlar sunuyorum. Fakat burada kitabı ve Thomas Mann ve Büyülü Dağ bilmeyenler için bazı açıklamalar yapmak istiyorum ki değerli mimarın bu duygu dolu sözcükleri arkasında ne yaptığını anlayabilirim. Thomas Mann edebiyatının büyüklerinden, en önemlilerinden, benim bir numaram şahsen.
Büyülü Dağ'da anlattığı yer bizim bildiğimiz bugünkü Davos. Yani Davos 1910-1920 yıllarında, yani Almanya'nın Birinci Savaşı kaybetmeden önceki yıllarında Avrupa'da verem hasta, verem çok büyük bir sorundu biliyorsunuz, tüberküloz, verem hastalarının gittiği ve hastanede sağaltmak için işte bir takım yöntemlere başvuruldu. Yine doğası harika bir yerdi. Şimdi Thomas Mann bu eşsiz eserinde, Büyülü Dağ eserinde, dev bir kitaptır zaten, neredeyse 1500 sayfadır. Değerli arkadaşım Mesut Bey de anımsayacak, Ankara'da yaptığımız böyle bir toplantıda da ilk önce saygıdeğer mimar ve dekan Ali Cengiz Kan bu Büyülü Dağ konusunu gündeme getirmişti. Büyülü Dağ'da bu hastane ortamında Almanya'nın kuzeyin, Orta ve Kuzey Avrupa'nın psikopatolojik dünyası öylesine görkemli bir şekilde anlatılır ki biz mimarlar olarak bunu büyük bir mimari distopya alanı olarak görürüz. Aman Tanrım, bu korkunç bir şey. Bunu, bu duyguyu insanları nasıl korumalıyız bu duygudan? Çünkü Büyülü Dağ'da sanatoryumda tedavi olmak için yatmış bir insanı, ziyarete giden bir insan, o zamanın durağan dingin dünyasında, o soğuk cool atmosferinde, o psikopatolojik şeyinde, o Almanya'nın baskıcı bürokrasisini, o Kafka'nın da çok iyi anlattığı dönemlerinde hastayı ziyaret eder, doktorla konuşur, ona muhabbet eder, bir yemekhaneye iner, üç gün bir şeyler olur, ona bir sorular sorur, bir süre sonra adam da kendini hasta hissetmeye başlar. Olay evrilir evrilir, öyle bir dehşet serüvenine dönüşür ki bir süre sonra adam da hakikaten hasta gibi yatırılır hastaneye ve tedavi altına alınır. Buradaki mimari çevreyi, mimari dehşeti ve ya arkadaş sen nasıl bir mekan tasarımı yaptın ve nasıl bir tedavi süreci ve nasıl bir toplumsal düzen yaptın ki ya buraya adımını atıp da üç kelime eden adam zaten hasta oluyor yani ve hastaneye yatıyor. Ve bu kitabın birinci cildini bitirdikten sonra ben hayatımda ilk defa korktum, ikinci cilde giremedim ve ikinci cildi iki yıl sonra okuyabildim. Ve gerçekten saygıdeğer üstadımızın söylediği gibi mimarlıkta biz sadece bize büyük ilhamlar, büyük duygular verecek yapıtları okumak ve bizi güzel yollara götürecek eserleri okumak değil, aynı zamanda bizim kendimizi sakınmamız gereken, korumamız gereken ve tüm insanlığı korumamız gereken yolları da bulmamız gerekiyor. Bir insan niye iyilik yapar? Bir insan niye kötülük yapar? Bu yani felsefenin insanlığın başından beri sorduğu sorulardan biri. Bu cevabı olmayan bir soru. Çünkü bu ilk başta insan nedir sorusunu hatıra getiriyor. Fakat ben naçizane bunu lütfen bir yazar, bir romancı, bir düşünür veya bir mimar söylüyor gibi algılamayın. Fakir, zavallı bir şu dünyada tutunmaya çalışan bir insanın çığlıkları olarak algılayın lütfen. Ben şahsen dünyanın bir şekilde iyi duyguları, yüce ilhamları, büyük erdemleri taşıyan insanların sırtında ayakta durduğuna inanıyorum. Ve bugün biz hayattaysak tür olarak hala başarılı olduğumuzun bir delaleti. O da o anlamda da bu kötücül gidişi durduracağımızdan kuşkum yok. Çok zayiat vereceğiz belki. Çok çalışacağız ama ruhsal olarak zenginleşeceğiz. Kişisel olarak derinleşeceğiz. Bilgi sahibi olacağız, erdem sahibi olacağız ve antik felsefenin en temel kaygı temalarından biri olan erdem. Yani erdeme ulaşmaya çalışacağız. Erdemli kişilerin zaten yapacağı tek bir şey vardır. İyiliktir. Yani aslında Thomas Mann'a muhalefetim şu olabilir. Kötülük çok zevkli bir şey olabilir ama iyilik ondan daha zevklidir. Bunu ancak
bunu yapmak için büyük feragat duygusuyla yola çıkan büyük yalvaçlar bilebilir. Bunu alelade insanların bu duyguyu anlamasını beklemek için vakit erkendir. Onun için çok fazla ruhsal olarak gelişmek, zenginleşmek, karşılıksız iyilik yapmayı bilmek, erdemli insanlar olmak gerekir. Ben mimarların Türkiye'de çoğunlukla bu şekle evrileceğine inanıyorum ve kitabımızı bu amaçla insanların hizmetine sunmaya çabaladım. Ha, bir sürü eksiğimiz var ama ben bu kadar benim elimden geldi. Ha, ama bu bir şölen, bu bir süreç. Hadi hep beraber yapacağız. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. İşte soru var mı salondan? Şimdi şöyle diyelim, hani iki konuşmacı da aslında hani derinleşememek üzerine yani hem çalışmalarda hem meslek ortamında, pratik ortamda derinleşememek üzerine bir takım sıkıntıları yaşıyoruz. Bunda acaba medyanın, artık hani görsel medyanın gerçekten olumsuz etkisi var. Şimdi ben Edebiyatta Mimarlık kitabını aldığımda elime, şöyle bir kitaplara baktığımda, böyle 60 yaşlarına yaklaşan birisi olarak ben o kitapların çoğunun lise yıllarında okudum. Ama ben şimdi stüdyoya girdiğimde bazen böyle öğrencilerle bir şeyleri tartışırken yeni neslin kitap okumadığını görüyorum. Evet, okur yazar olmak başka bir şey ama okur olmak başka bir şey. Biz okur yazarlık düzeyindeyiz ülke olarak. Yani okuyoruz, yazıyoruz. Ama ondan bir adım öteye, yani okuduğumuzu anlama, yorumlama, benzer şeyleri onlar üzerinden tartaraktan kıyaslama. Evet, İstanbul, Yahya Kemal'den okuyalım, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okuyalım ama İstanbul'u bugün de yazan yazarlar var. Aynı İstanbul değil. Hani şimdi bunun neresinde duracağız, neresinden bakacağız, hangisini okuyacağız, nasıl etkileneceğiz, bazı noktada nostaljik mi kalıyoruz? Hep bunları siz konuşurken, kendi derslerimde de başka şeylerde de benim de soru işaretlerim var. Belki tartışmak üzerine bunu açıyorum. Yani şimdi baktığımızda Ahmet Ümit'in İstanbul'u başka bir İstanbul, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İstanbul'u başka bir İstanbul. Hani hangisinden biz devam edeceğiz, hangisinden ne bulacağız? Ben kendimi bu sorunun muhatabı olarak görüp bir şeyler söyleyebilir miyim? Tabii. İzin verirseniz. Şimdi aslında edebiyat çok farklı alanları olan bir sanat dalı. Yani edebiyatta bir yüksek edebiyat vardır ama bunun yanında da tür edebiyatları vardır. Tür edebiyatı dediğimiz şeyler nedir? Mesela polisiye bir tür edebiyatıdır. Mesela nedir? Aşk romanları, pembe diziler bir tür edebiyatıdır. Bilim kurgu bir tür edebiyatıdır. Ha, bazı büyük bilim kurgu yapıtları o tür edebiyatı olmanın ötesine taşıp yüksek edebiyat arasına katılabilmişlerdir. Klasik olabilmişlerdir. Diyelim ki işte 1984 gibi, Fahrenheit 451 gibi falan filan. Şimdi bir toplumun erginleşmesi için, yani bizim toplumumuzdaki temel sorun erginleşme sorunudur. Yani insanların bilinç düzeyi, algıları, kültür düzeyleri, derinlikleri falan son derece yüzeysel, televizyon ve gazete kültürüne dayalıdır. Çünkü toplumumuzda geniş bir okuma merakı yoktur. Zaten tarihin çok eski dönemlerinden beri de toplumumuz şifahi bir toplum olmuştur. Yazı da matbaa da çok geç yaygınlaşmıştır bizde. Şifahi toplum olduğu için de mesela ümmi tiplerin şeyleri, şiir, ozan şeyleri ve hiciv çok gelişmiştir bizde. Çok ileri örnekleri vardır. Çünkü bu, yani düz yazıya merakı olmayan daha doğulu bir toplum olmamızdan ileriye. Ama medeniyet düz yazıyla olur. Yani düşünmek, tartışmak, analiz etmek, bu analizden senteze varmak falan filan. Şimdi bunun da çeşitli katmanları vardır. Herkesin her şeyi okuması ve herkesin her şeyi anlaması gerekmez. Bütün toplumlarda belli elit vardır. Onlar bilirler. Yani sen Obama olacaksan
Thomas Mann'ı da okumak zorundasın, Howard Zinn'i de okumak zorundasın, Odysseus'u da bileceksin, İlyada'yı da bileceksin, her şeyi bileceksin yani böyle bilmeden hani şeyi de orada en underground yazarı da ne bileyim John Fante'yi de bileceksin, Charles Bukowski'yi de bileceksin. Ama herkesin bir Obama olması gerekmez veya herkesin bilmem bir dış işlerinde önemli bir yetkili olması gerekmez. Ha, herkesin mimar olması da gerekmez. Ama biz diyoruz ki mimar olan kişilerin asgari düzeyde bir kültür seviyesine sahip olması gerekir. Mimarlar bir elittir. Bu tarihin en başından beri böyle olmuş. Bir elit sınıftır. Sevelim sevmeyelim elit kavramını. Elit meslektir. Ve bu elitin hakkını verecek kültürel donanıma haiz olmalıdır. Bunu başaramayanlar da elenmeli, meslek dışı tutulmalıdır benim görüşüme göre. Üniversitelerde bir mimarın kültürel düzeyini teknik resimle, statik bilgisiyle, tasarım retoriğiyle falan geçiştirmekle bu iş bitmez. Yani klasik kültürü de bilecek, Roma'yı da bilecek, Antikiteyi de bilecek, Rönesans'ı da bilecek, 19. yüzyıl Avrupa aydınlanmasını da bilecek, günümüzdeki favelaları, çöküntü bölgelerini de bilecek, bilim kurgu da bilecek, antiütopya da bilecek ve bunları bilmiyorsa da lütfen mimarlık yapmayacak. Ha, yok abi ben hepsine yaptıracağım mimarlık, buyurun yaşayın o zaman burada. Yani İstanbul'u kastediyorum, günümüz şehirlerini yaşıyorum. Dolayısıyla bu mesleğin elit kişilerini ortaya çıkarabilmek için sporda zorunlu hareketler serisi dediğimiz bir şey vardır. Yani bunu aşmazsan adam değilsin gibi. Yani olimpiyata falan katılamazsın. Edebiyatın da, yani mimarların da zorunlu hareketler seviyesinde bilmesi gereken bazı kültürel kavramlar, bazı uygarlıklar, bazı konseptler, bazı felsefi algılar, bazı sanat akımları, bazı ekonomik dönüşüm dönemleri vesaire vesaire vardır. Yani şimdi sanayi devrimini bilmeden Dickens'ın ne anlattığını anlamak mümkün mü? Yani manifaktür dönemini bilmeden bunları anlamak mümkün mü? Victor Hugo'yu anlamak mümkün mü? Veya diyelim ki İngiltere'nin denizlere açılmasını, orada ortaya çıkan ütopyaları, Thomas More'u, Campanella'yı, bunları anlamadan bir ütopya kurmak mümkün mü? Bir uygarlık kurmak mümkün mü? Biz uygarlığımızı geliştirmek peşindeyiz. Bunun için de toplumumuzun hiç değilse elitinin asgari düzeyde bir kültür düzeyine sahip olması lazım. Hani herkesten vazgeçtim. İnsanlar dizilerin peşine takılmış. Tamam yani. Bunu anlıyorum. Zaten dünyada şimdi bir de gereksizler diye bir kavram çıktı. Çok trajik bir kavram tabii ama yani dürüstçe itiraf etmek gerekirse de haklı bir yanı var yani. Bazı kişilere bazı şeyleri öğretemiyorsun veya bazı kişiler eğitilmiyor, yontulmuyor yani. Ama mimar kişiler, üzgünüm, hepsi birinci sınıf elit olmak zorundadır. Ve bunlar için de bu çalışmalar zorunludur ve zorlanmalıdır yani siz eğitimciler tarafından bence. Salondan soru var mı? Teşekkür ederim. Sevgili Lezi Erdem'in bir yorumuna götürdü bu son açıklamamız beni. Lezi Hoca da İzmir'deki bir söyleşisinde. Özür dilerim. Biraz... Nezih Hoca, Nezih Erdem mi? Evet. Yani. Ha, bizim de hocamız olmuştur. Evet. Söyleşisinde şöyle bir yorum yapmıştı o da. Mimarlığın bir aristokrasi mesleği olduğunu, dolayısıyla farklı sorumlulukları olduğunu bir başka açıdan dile geçen bir yaklaşım oldu. Bu son yorumunuz biraz bana bunu hatırlattı. Bir de ilk konuşmanızın ilk diliminde özellikle yapılaşma alanının, kentleşme alanının
bir Rönesans'a ihtiyacı olduğunu, bu Rönesans'ın da biraz bu edebi sorgulamalarla gündeme taşınabileceğini söylediniz. Aslında gerçekten belki de son yıllarda duyduğum en çarpıcı yorumlardan bir tanesi. Çünkü mimarlık alanında yeni bir paradigma arayışının buradan yola çıkarak mimarların kendi kendini sorgulamasına yönelik olarak bir perspektif kazandıracağı gibi bir çok iddialı bir yorum gibi geldi bana. Kararlı mısınız bu iddianızda? Soru bu. Şimdi tabii ki benim görüşlerim çok kişisel ve burada çok değerli hocalar, profesörler, çok saygın mimarlar, çok değerli siyasal konumları işgal eden çok değerli oda başkanları falan var. Eminim ki onların benden çok daha zengin ve gelişmiş görüşleri vardır. Benim naçizane kendi görüşlerim sizin sorunuzun ilk bölümüyle başlıyor. Yani evet, tıpkı Nezih Hoca'nın dediği gibi, sevelim veya sevmeyelim, hepimiz ezilen, yoksul, fakir insanlardan yanayız. Kalbimiz onlardan yana. Hepimiz gençliğimizde sosyalist ideallerin hümanist taraflarına gönül verdik. Bunlar tamam bir yana. Fakat mimarlık mesleği, sevelim veya sevmeyelim, tarihin başından beri hep yönetici sınıfın emrinde olmuştur ve onun hizmetinde olmuştur. Ha, bu bir dönem aristokrasidir. Yani şeyden dolayı, hakimsi feodal rejimde aristokrasi iş başında olduğu için. Ondan önce köleci toplumda kralların emrindeydi. Sonra aristokrasinin emrinde oldu. Sonra burjuva sınıfının emrine girdi. Ve bugün hala burjuva sınıfının emrindedir. Şimdi burada mimarlara çok ciddi bir paradoksal sorunla karşı karşıya kalmanın ağırlığını taşıyabilme mahareti düşüyor. Yani sen hem işverenin, sana işi veren kişinin yönetici sınıftan iktidar sahibi ve aslında beğendin, beğenmediğin sistemin bir şeyi olduğunu bileceksin. Hem ona iş yapmak zorundasın ama hem de onu vicdana, hümanizmaya, estetik olana, değerliye, belki de zaman zaman daha az kar getirene çekmek için bir erdem yaymaya çalışacaksın. Paradoksal bir sorun. Yani bu bıçağın sırtı. İşte mimarın bugün sorunu bu. Evet, çok güzel söylüyorsun arkadaş. Ben de istemiyorum burada otobanlar olmasın. İnsanlar 19. yüzyıldaki gibi faytonlarla gitsin. Veya işte herkes böyle köşklerde otursun. Sokaklar böyle olsun. Operalar olsun. Hayır, öyle bir şey yok. Dünya 7 milyar kişiye ulaşmış. Her tarafta insanlar üst üste alt alta metrolarda apartman yapıyorsun falan. Nasıl olacak? İşte mimarın böyle sorunları var. Yani tarihin başından beri başına bela olmuş, insanlığın başından beri başına bela olmuş paradoksal ve felsefi sorunları var. Ben bu sorunların cevabını yine aynı yerde arıyorum. Vicdan ve erdem. Neyi nereye kadar kabul edebilirsin? Neyi nerede reddetmelisin? Ve karşındaki kişi yönetici sınıftan olsa bile, ya sen kardeş bunu yapabilirsin bugün, bu sana şu kadar da kar getirir. Ama yarın öbür gün bunun öyle bir bedeli olur ki sen sınıf olarak toptan gidersin yani. Bunları anlatmak gerekiyor. Dünyada artık bugün bu kadar çok yoksulu dünya taşıyamıyor. Ve zengin insanların, para sahibinin, yönetici sınıfın artık elini cebine atması gerekiyor. Ya bu çılgın tüketim toplumunun falan bir sadeleştirilmesi, herkesin bir sakinleşmesi, herkesin daha çok erdemli mimarların sözünü dinlemesi ve bazı şeylerin sınırlandırılması gerekiyor. Sanıyorum sizin güzel yorumlarınıza, çok değerli açıklamalarınıza ben böyle bir katkıda bulunabildim. Bilmiyorum yani tatmin edici olabildi mi? Zeynep'i aslında kestik. Evet, söyleyecekleri vardı Zeynep Hocam'ın. Son bir sözü vardır söylemek istediği. Onunla da konuşmayı herhalde 5 dakika içinde toparlayabiliriz. Güzel sözler üzerine biraz zor olacak ama. Ben sizde çok değerli fikirler dile getirdim. Farkındayım yani. Birkaç söylemek istediğim şeyle bağlayayım. Birincisi, aslında ne yapılmalı ya, benim cevabım, yani benim zorlandığım alan olan
İsmet Hocaerdoğan'ı konuştuk. Mimarlık metodoloji, yani bu alana bakmanın metodolojik araçlarını ortaya çıkarmış değil miyiz? Bunu edebiyatçılarla, edebiyat eleştirmenleriyle ve kuramcılarıyla bir araya gelip daha ortak bir noktada bazı ortak metodolojik modeller yaratmak lazım bu alana nasıl bakmak gerektiğiyle ilgili. Ya da belki de daha çok çalışma gittikçe kendiliğinden çıkacak, bilmiyorum. Ama kendi karşılaştığım zorluk olarak ya da öğrencilerimin karşılaştığı zorluk olarak bunu görüyorum. Bir de aslında hani sevindirici bu alanın gelişmesiyle ilgili birkaç şey paylaşmak isterim. Neler olup bittiğine baktığımızda konferansların gittikçe arttığını, artık her yıl mutlaka edebiyat ve mimarlık alanında 2010'dan itibaren hiç aksamadan dünyada çeşitli konferanslar olduğunu görüyoruz. İkinci sevindirici ve beni heyecanlandırıcı bir laboratory, Lab Lit Arch diye, Laboratory of Literary Architecture adında bir kurum diyeyim, bir girişim diyelim. Dünyada aslında bir mimarın, İtalyan bir mimarın 2010'da kurmuş olduğu ve amacının da aslında bu alanı yaygınlaştırmak olduğu bir girişim. Neler yapıyor bu laboratuvar? Kendini nasıl tanımlıyor? Aslında hedef kitleyi öğrenciler olarak görüyor ama üniversite öğrencileri değil, üniversite öğrencileri olabilir ama ilkokul, ortaokul daha da çok lise öğrencileri olarak görüyor. Onlara atölyeler düzenliyor. Edebiyata nasıl bakılabilir? Edebiyatın strüktürlerini analiz edip onları onlardan çıkarımlarda bulunup aynı zamanda mimarlara da çünkü workshoplar yapıyor. Eğer uygulamacı mimarsanız edebiyatın strüktürlerini kullanıp yaratıcı süreçleri nasıl geliştirebileceğiniz üzerinden de workshoplar yapıyor, atölye çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda öğretmenlere, lise, ortaokul, ilkokul öğretmenlere bu konuda atölye çalışmaları yapıyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor, ümit verici. Dünyada pek çok yerde gerçekleştirmiş şimdiye kadar bu 5 sene içinde. Daha farklı pencereler, perspektifler açılacağını düşünüyorum. Hikmet Hocanın da kitabını 4 gözle bekliyoruz. Aynı şeyi, yenisini demek yenisini, istiyorsunuz. Evet. Çağdaş edebiyatlarını. Evet. Yani orada biz bayağı bir ilerledik. Ama şunu, bu kadar Haziran üzerinde açıkça söyleyeyim, sizlerin katkılarınız, İzmirliler olmadan olmaz. İzmirliler olmadan hiçbir şey güzel olmaz. O yüzden katkılarınızı bekliyoruz. Sizleri sabırla, belki keyifle dinlediniz. Teşekkür ediyoruz. Tekrar Sayın Hocam Gülhan Tümer'i bir kez daha saygıyla anıyorum. Böyle bir saat, bir buçuk saat bize gene bu konuları konuşturdu, heyecanlandırdı. Yarın Çiziköy'e ben farklı gideceğim bugünkü konuşmadan sonra. Umarım Zeynep de farklı gidecek ve bu masada otururken de kafamıza başka bir şeyler. Mimarlık tarihi hocalarımıza da Zeynep bir takım görevler verdi. Onlar da belki derslerde. Ama biz bu feyzi Gülhan Tümer'den aldık. Tekrar anısına saygıyla diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben bir teşekkür daha edebilir miyim? Sumru Hanım da burada. Ben aslında başta heyecanlandım. Gülhan Hoca aslında çok nazımı çekti, çok emek verdi benim çalışmamda. Sumru Hanım da onunla birlikte beni kırmayıp bütün tez izlemelerimde Ankara'ya gelmişti Gülhan Hoca. Sumru Hanım da onunla birlikte geldi. Bütün süreci çok iyi biliyor. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. O Gülhan Hoca'nın görünmeyen yüzü. Bir de arkadaşlar, buradaki görselleri ben sizlere belki fırsat olur gösteririz diye hepsini getirmiştim ama zaten hepsi kitapta var. Yani çok da şey önemli değil. Ama isterseniz birkaç tane gösterebiliriz. Yani siz bilirsiniz. Böyle geçebiliriz herhalde hızlıca. Şuradan hadi. Şimdi arkadaşlar, mesela Binbir Gece masalları için bunu çizmişiz. Decameron için bunu çizmişiz.
Notre Dame'ın kamburu için bunu çizmişiz. Bu arada tarihçi hocalarımız var demiştiniz. Bilmiyorum. Ha, hocam size şeyi söylemek isterim. Kişisel olarak. Notre Dame'ın kamburunu Victor Hugo niçin yazmıştır? Kitabımızda da var. Yani mutlaka biliyorsunuz da Notre Dame de Paris 13. yüzyılda inşasına başlamış, 14. yüzyılda tamamlanmış bir eser. Fakat Paris'te Fransa o kadar kavga, dövüş, istila, şu bu yaşıyor ki eser çok köhneleşiyor. Victor Hugo'nun çağında Notre Dame'ın de Paris yıkılmak üzere bir karar alınıyor. Notre Dame'ın kamburunu bu bina yıkılmasın diye edebiyat tarihine geçirmek için Victor Hugo kaleme alıyor. Ve kitap o kadar büyük bir yankı yaratıyor ki o günkü Fransa'da, yani 1850'ler Fransa'sında Notre-Dame de Paris Katedrali'nin restore edilmesine karar veriyor. Yani ilk defa bir yazar yazdığı bir yapıtla bir katedralin restorasyonunu başarmış oluyor. Yani böyle de bir özelliği var. Bu bizden Vehbi'nin surnamesi, surnameleri biliyorsunuz, padişahların çocuklarının sünnet düğünleri falan filan. Onunla ilgili o kağıthane kasrıyla falan oralardan çizilmiş bir şey. Savaş ve barış için bu Moskova'dan bir şey çizmişiz. Değerli mimar arkadaşımızın şey için o mesela Davos'taki Büyülü Dağ romanının geçtiği Davos'taki sanatoryumdan bir görüntü mesela. Oliver Twist'in Londra'sı. Kafka'nın şatosu ki Prag'ı bugün birçoğunuz gördünüz eminim. James Joyce'un Dublin'i. Bunların hepsi kitapta var. Fakat buradan belki daha güzel gözükür. Yeni ilhamlara kaynaklık eder diye değerli moderatörümüz izin verdiği için birkaç dakika daha gösterir. Mesela Gül'ün Adı. Böyle bir manastır şeyi. Mesela Benim Adım Kırmızı. İstanbul'un şeyi, o dönemki atmosferi. Ya zaman zaman da yolda mesela Jack Kerouac'ın ünlü marjinal romanı. Yani mesela niye bu roman mimarlık kitabında vardır? Niye mimarlar okusun isteriz bunu? Pastoral Amerika'nın, şehirden bezlenin, yollara dökülmenin, özgürlük arayışının, beat kuşağının başlangıcı anlamında o pastoral duygu insanlara bir şey veriyor mu bilmiyorum. Bize çok şey veriyor. Bizim mimarlık adına çok şey veriyor bize. Mesela Knut Hamsun'un Christiana'sı açlık romanının geçtiği. Bizden bir şey gösterelim. Mavi Sürgün. Bodrum. O zamanların Bodrum. Biz bununla ilgili tabii Açık Radyo'da radyo programı yaptık. Ne yazık ki İzmir'den izlenemiyor sanıyorum. Podcast'ten izlenebiliyor. 6 ay boyunca bunları yazarları konuk edip bu konuları konuştuk. İskenderiye dörtlüsü için bunu çizmişiz. Sıkıcı olmak istemiyorum. Burada kesiyorum. Değerli moderatörümüzün de sabrını taşırmayayım. Böyle buradaki illüstrasyonlarla bunun verilmeye çalışılmasının nedeni yine aynı şekilde estetik ve farklı bir duygusal, daha insani boyutlar, daha samimi, daha bir şey. Yoksa bunların hepsini çizmek mümkündür. Planlarına ulaşmak mümkündür. Görsellerine ulaşmak mümkündür. Ama biz illüstrasyona, bu tip klasik mimari aktivitelere, uygulamalara ehemmiyet veren insanlarız. Bunlarda değer bulan insanlarız. Çok teşekkür ediyorum. Evet.